15 gün sonunda eve gittiğim zaman da beni tanımakta zorlandı. Bir kızım beni tanımadı. Yani bana böyle uzak davrandı. Ben ona kendimi alıştırana kadar onunla konuşmak zorunda kaldım. Onlar koronavirüsün kahramanları. Gece gündüz demeden korona servislerinde çalışıyor. Kendi ailelerinden çok hastaları görüyorlar. Anneler gününde bile zorlu mesai devam ediyor. Burası COVID-19 yoğun bakımı. Doktorlar kendi çocuklarına anne baba oldukları kadar aynı zamanda yoğun bakımdaki hastaların da annesi oluyorlar. Kendilerini tanımaları içinse bir formülleri var. İşte bu şekilde sırtlarına isimlerini yazmak. Biz de şimdi isimlerini yazıyoruz ve ardından yoğun bakıma girecekler. Doktor Emine ve Ayşenur hemşire pandeminin başında çocuklarını bırakıp koronavirüs servisinde gönüllü oldu. Aylarca küçük çocuklarından ayrı kalıp koronavirüsle savaştılar. Sürecin başlangıcında evden ayrılmak zorunda kaldık. Ben otele yerleştim. Kız kameradan ev izlediğimde de sanki ben dünyada değilim. Evde bir hayat devam ediyor ama içinde yoksunuz. Ölmüş gibi hissediyorsunuz. Kızımı açıkçası 6 aylıkken geride bırakmak zorunda kaldım ve 90 gün kadar evime gidemedim. Yani çok uzun bir süreç, 90 gün kesinlikle kızımı görememek, ailemi görememek, eşimi görememek benim için gerçekten çok zordu. İki sağlık çalışanı da artık aldıkları önlemlerle evlerine gidiyor. Ancak kızlarına hala doya doya sarılamıyorlar. Eve gittiğimizde kendimizi korumak zorundayız. Ailemize bulaştırmamak için elimizden geldiği bütün önlemleri almak zorundayız. Kızım 2 yaşında şu anda, konuşmaya yeni başladı. Eve gittiğimde kapıda anne diyor, sarılamam. Çünkü hiçbir zaman kapıyı açtığımız zaman birbirimize sarılamadık. Önce temizlenmen lazım. Gidiyorum önce temizleniyorum. Sonra diyor ki anneciğim sarılabilir miyim? Sonra ondan sonra sarılabiliyoruz. Sağlık çalışanları yorgun. Anneler günü veya bayram fark etmeksizin hayat kurtarmaya çalışıyorlar. Onların tek bir isteği var. Pandemi sürecinde herkesin önlemini alması. Bu COVID süreci bize sevdiklerimizin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Sevdiklerimizi, sevdiğimizi söyleyelim. Çünkü zaman çok kısa. Biz insanların birbirini göremeden dünyadan ayrıldıklarına şahit oluyoruz. Anneler çocuklarına bizim vasıtamızla bir şeyler söylemeye çalışıyor. Çocuklar annelerine, babalarına yani vefat ederken bile yanlarında olamıyorlar.